23 Kasım, 29 Kasım nasılsınız? Terazi burçları umarım iyidir. İnanç ve cesaret sayesinde hedeflediğiniz iş kapınız doğru adımlar atarak doğru noktaya erişeceksiniz. Güzel bir haftayı heyecanla aradığınız gerçekten işiniz, bereketiniz, problemlerinizin hepsini bu hafta cesaretinizle birlikte aşmış olacaksınız. Risk almaktan sakın kaçınmayın. Kafanızda ve girişimci ruhunuz ve hedefleriniz gerçekten size çok doğru bir sonuç sağlayacak. Sizin için çok büyük gücünüz ve sabrınız çok güzel bir şekilde, çok büyük bir çalışmanıza ve dengeli bir planla çok güzel bir iş kapınızı aydınlatacaksınız. O yüzden bu hafta işinizde bu büyük bir bereket, aydınlanma, kendinizi daha özgüvenli, daha huzurlu ve daha cesaretli hissettiğiniz ve yapmak istediğiniz her şey çok doğru bir şekilde hayatınızın içerisine girecek. Gözünü kapat, mantığını kullan ve yap diyorum. Yani yükselmek, iş kurmak, yeni planlarınız, yeni hayatınızı oturtmak istediğiniz ne düşünceniz varsa gerçekten çok doğru bir döngü ve bunu doğru değerlendirmenizi istiyorum. Sizinle ilgili ufak tefek dedikodular çıkmış olabilir terazi burcu. Birileriyle gördük şu oldu bu oldu diyebilirler. İftiralara yem kalabilirsiniz. Aile binasında dedikodular çıkabilir. Aman dikkat edin. Eşiniz sizi boşamayı düşünüyor değerli terazi burçları. Kafanızda bir eşiniz ya da siz eşinizi boşamayı düşünüyor olabilirsiniz. Haklarınızı almadan sakın boşanmayın. Çünkü o bunu hak etti diyorum. Evet, ilişkisi olmayan terazi burçlarına demişim ki her şey çok güzel. Bence gözünü dört gözle aç. Bu hafta bunun da heyecanını yaşayacaksın. Sevgilisinden ayrılan ve özellikle artık geri gelsin nefes alamıyorum diyen, evet haber gelecek ama biliyorsun ki hep aynı başa döneceksin. Neyin heyecanıdır bilmiyorum ama bence bunu artık hayatından tam anlamıyla çıkar. Yeniliklere konsantre olman gerektiğini düşünüyorum. Takı ya da kıyafet ya da böyle güzellik üzerine yatırım yapmak isteyen bazı terazi burçları, kıyafet ya da bu tarz şeyler mutlaka yapın. Çok büyük bir başarı ve aydınlık sağlayacaksınız. Ve özellikle hukuk alanında ve savcı ve hakim olan bazı terazi burçlarında işinizle ilgili çok yoğun bir tempo olacak. Ve ailenize bile vakit ayıramayacaksınız. Geçmiş olsun şimdiden diyorum. Ama iyi kazançlar size gerçekten huzur ve bereket getirecek. Yani siz iyi kazancın tadını ve onların geleceğini daha iyi hazırlamanın keyfini çıkartın diyorum. Evet, uzun süredir geçmişinizle alakalı bir kişide bir paranız var. Alayım mı almayayım? Evet, gidin isteyin çünkü onun parası var. Hiç empati kurun. Aynı durum sizde olsaydı çıkartır verirdiniz. Onu çok cebi biraz sıkıntılı. Gidin isteyin. Evet, bu ara evde koku yakabilirsiniz. Kıyafetleri devamlı yıkayabilirsiniz. Devamlı evi dezenfekte ruhunuz var. Güzel kokulara merak sardınız. Hatta koku işine gireceğim tripleriniz de var. Yapın çünkü sizin yaratıcı sanatınız size çok büyük kazançlar sağlar. Yeter ki cesaretinizi doğru noktada yapın değerli terazi burçları diyorum. Aile büyüklerimizle ilgili özellikle ayak kırılması, kalçayla ilgili sıkıntılar, özellikle erkeklerde kaynaklanan Alzheimer sorunları olabilir. Biraz aile büyüklerimiz canımızı sıkabilir. Bunları biraz dört gözle bir kontrol edelim istiyorum değerli terazi burçları. Kardeşler arasında da bir malı satalım mı satmayalım mı kararsızlığı var. Satın çünkü birinin çok büyük bir ciddi sıkıntısı var. Hem de siz de yerinizi ve aracınızı değiştirmek istiyordunuz. Tam fırsat o borcundan kurtulsun, siz de aracınızı değiştirin. Değerli terazi burçları. Evet, yeni heyecanlar, yeni kariyerler, yeni oluşumlar sizi bekliyor. Yüksek eğitim almak isteyen bazı teraziler bu başvuruyu tamamladınız. Şimdiden hayırlı olsun. Şimdiden uzun soluklu eğitiminiz hayırlı olsun diyorum. Yükselen Vay burcunuzu mutlaka dinleyin değerli terazi burçları. Instagram sayfam astrolojiden ne haber ya da @akkayofficial günlük yorumlarda beni oradan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey umutlu olsun.